O yüzden hemen geçen programımıza devam eden bir röportajımız var. O da bizim özel bir manidiyenimiz geçtikten sonra onun bir tezgahını yapıyorlar. Çok güzel bir koyduğun hatırlatmak yapıyorlar öz için. Hemen beraber izleyelim. Ondan sonra yorumumuzu yaparız. Türkmen Sanatçılar Birliği ve Türkmen Sivil Toplum Kurumu ile koordineli olarak Kerkük'te rahmetli sanatçı İzzettin Nemat için özel bir müzik akşamı düzenlendi. Her milletin bir kültürü var. Her milletin de sanatı olmadığı zaman o millet millet olmaz. Sanat çok önemlidir bizim için. Biz 35 sene Saddam rejiminin karşısında sanatımızla edebiyatımızla durduk. Kimliğimizi muhafaza ettik. Onun için sanat çok önemlidir bizim için. Sanat insanları sevindirir, sanat insanları her yere ulaştırır. Bizim de sanatımız Allah'a şükür bugün bütün devletlerde bizim folklor şarkılarımız okunur. Neden? Çünkü sanatımıza dedelerimiz iyi hizmet etmişti. İyi bir folklor yarattı bizim için, iyi bir eser bıraktı bizim için. Müzik akşamına çok sayıda Türkmen sanatçılar katıldı. Ben daha da çok Dalil Hasanisi'den Gazali'ne mecbur ediyorum daha doğrusu. Bazen de taklit ederim özünü, çok severim özünü. Allah yarabbi üstünden gelsin tekrardan. Büyük usta ses sanatçısı rahmetli İzzettin Nimet, Kerkük Musalla bölgesinde dünyaya göz açmıştı. Ve küçük yaştayken şarkı söylemeye önem vermişti. O mahal rahmetli Reşe Çüleraz'a, Mıllata Ağilleri, bunlar var imiş o mahal. Onlardan oturup, eğlencelerde, kaidelerde oturuptu, alışıptı. Özü de maşallah rahmetli çok şeydi, fikri tamamıydı, özü alışırdı. Böyle oldu yani, biz bir mektep sayardık özün. Babam hapı usulları, o bir o kızlar şimdi ki mesela bir bayat, bir Hicaz rahmetli hapsi usulları okurdu. Hapsini tamamıyla ide ederdi, özüden bestesini, koyratları, çok koyratları özü demişiydi. Ben indi burada Hazretim öz dediği koyratları yani şey edim. Ama isteyenler, bazı adamlar bilmez bunu rahmetli o vaktinde böyle deyip. Yani ben mecbur kalktım bizim yenci koyratlardan şeydi. 1959 senesinde Beşiri Horyatlar, makamlar ve şarkı aynı zamanda Sarı Kızın elinden bir buz içtim ve Ayhavar Bağvan elinden yarıma gül az veripti. Her üç eseri bir gün içinde banda vermişti. Emredemsiz Gemli gamsız cümle alem eyleyin zavku safa. Herkesin kalbi güler, kalbime tab olan, kalbi mecruh olan bir ben. Bu sanatkarları yadlamak, bunların izinde yermek çok güzel bir şeydi. Onun için umarım ki bu gibi törenler devam etsin.
İşte bir gün birincisi oldu. Birincisi de değerli ses sanatçısı Ezzettin Nimet oldu. Usta ses sanatçısı rahmetli Ezzettin Nimet sanatına çok sayıda sanatçılar etkilenmişti. Şiirleri, horyatları ve vakamları yanında iyice darbuka yani dümbelek çalardır. Türkmen sivil toplumu tarafından ortaklaşarak Türkmen Sanatları Birliği tarafından bu akşam rahmetli Ezzettin Nimet mazarını olurdu, onun için bir akşam düzenledi. Buraya ne yaptık burada? Sadece şarkılarını dedik burada. Hayatından bahsettik. Doğumundan, ölümünden, evladından, sanatından, hangi şarkıları okudu, hangi besteleri okudu, hayattayken neler etti, neler etmedi. Doğrusu burada bugün 7-8'den fazla sanatçı davetimizi kabul ettiler. Allah razı olsun özlerinden. Hemen baktılar Ezzettin Nimet'in adı var. Kimse geri kalmadı. Aslında güzel bir sergi yapmışlar bizim rahmetli Ezzettin Nimet değerli sanatçımız, Allah affetsin, özün ruhun şad olsun. Aslında insanlar işte gördü olsa ki belki de bazen bir şair olabilir, bir sanatçı olabilir. Bazen de belki de bir tarihi seven bir adam olabilir, yardımı seven. Böyle işte hayatların, insanların hayatlarında bir basma bırakırlar ve memleketleri için bir basma bırakırlar ki güzel anları oğlu. İşte böyle onların akribeleri, onların dostları, onun sevenleri, onun çocukları hepsi böyle bir şey yapırlar özü için aslında çok güzel bir düşünmekte. Yani tekrardan diyarak ruhu şad olsun ve mekanı cennet olsun.